Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray. Mustafa Erkin Koray 24 Haziran 1941 yılında Kadıköy'de doğdu. Küçük yaşlarda müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vehice Koray'dan piyano öğrendikten sonra gitar çalmaya başladı. 50'li yılların ikinci yarısında arkadaşlarıyla kurduğu amatör topluluk olan Erkin Koray ve ritimcileriyle dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı. Türk rock sanatçısı Anadolu rock ve hard rock türünde çok sayıda eser verdi. Sanatçı Anadolu'nun kültürel mirasını da korumaya katkıda bulundu. Birçok türküyü yeniden düzenledi ve seyircileriyle buluşturdu. Özgün çalışmaları Doğu ve Batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkiledi. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmalarıyla Türk halk müziği, Nihan Sındide'den Kıskanırım gibi parçalarla Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzında eserler verdi. 1970'lerde kurduğu Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de underground müzik akımının öncüsü oldu. Uzunca bir zaman Avrupa'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye gelip Özkan Uğur'un da içinde bulunduğu diğer bir grup olan Ter grubunu kurdu. Beraber birçok sahne aldıktan sonra bu grupta dağıldı. Erkin Koray 1982'de Benden Sana albümünü yayınladı. 1989'da Hay Yam Yam albümü çıktı. Bu albümde klip çektiği Hayat Katarı şarkısı Kemal Sunal'ın oynadığı filmlerden Abuk Sabuk Bir Film filminde kullanılmıştı. Erkin Koray'ın hayatı genellikle ekonomik sıkıntılarla geçti. Yaptığı çıkışlar, popüler olan çalışmaları onu maddi açıdan rahatlatmaya yetmedi. Yenilikçi, sentezci, deneyimci bir müzik çizgisi olan Erkin Koray, sıra dışı şarkı sözleri, kendine özgü vokal biçimi, uzun saçları, özgün kıyafetiyle her zaman yeniyi denemiş ancak istediği desteğe ulaşamamıştı. 1990-1993 yıllarında öyle bir geçer zaman ki, Arap Saçı, Fesubhanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı gibi hitleri içeren bir topluma albüm serisi ve bir de Best Of piyasaya sürdü. 1990'da yayınladığı Tamam Artık albümünden sonra bir sessizlik ve plak şirketlerine küskünlük dönemine giren sanatçı, 1991'de Tek Başına Konser adlı kayıtların dışında albüm çalışmalarına ara verdi. 1996 yılına kadar süren bu sessizlik Gün Ola Harman Ola albümüyle bozuldu. 1999 yılında yayımlanan yeni şarkılarının yanında eski şarkılarının da yeni düzenlemelerinin bulunduğu Devlerin Nefesi adlı son albümü çıktı. Ardından Avrupa'ya yerleşen Erkin Koray burada uzun yıllar yaşadı. 7 Ağustos 2023 tarihinde yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde akciğer sorunları ve yaşlılığa bağlı problemleri nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.